Grok 2.0 çıktı ya, adam gibi adam olmuş. Mükemmel bir cevap olmuş bu arada. Hemen pat diye cevap geliyor. O kadar akıllı yani. Yapay zekanın, yapay zeka araçlarının bu denli arttığı bir dönemde geçtiğimiz yılın son aylarında bir yapay zeka aracı duymuştuk. Nedir o? Grok AI arkadaşlar. Elon Musk'ın platformu X'te kullanılmak üzere geliştirilen Grok AI'ın Kasım ayında yayınlanmıştı. Daha sonrasında ise üzerine yeni geliştirmeler eklendi, yeni sürümler geldi. En büyük yeniliklerini gördüğümüz geliştirme son güncellemeyle geldi. Grok 2 ve Grok 2 Mini'nin beta sürümleri yayınlandı arkadaşlar. Şu anda X platformunda Premium ve Premium Plus abonelere özel hizmet veriyor ve böyle de kalmaya devam edecek gibi duruyor. Yeni güncellemeye baktığımız zaman ilk göze çarpan unsur Flux bir ortaklığı oldu ve bu ortaklık sayesinde artık çok daha hızlı görsellerde üretebiliyoruz. Bildiğiniz gibi Flux bir AI isimli bir yapay zeka aracı var ve bu da oldukça başarılı bir şekilde çalışıyor. Biz de az sonra X hesabımızdan Grok aracını kullanarak bazı görseller oluşturmasını isteyeceğiz. Aynı zamanda ChatGPT ile de kıyaslayacağız arkadaşlar. İlk olarak yeni geliştirmelerden bahsetmek istiyorum. Grok 2 sürümüyle beraber içerikleri anlama konusunda çok daha iyi bir teknolojiye sahip olduğunu söyleyebiliriz. Aynı zamanda gerçek zamanlı bilgi entegrasyonu da var. X platformundaki gerçek zamanlı verileri kullanarak güncel ve doğru bilgileri sunmayı amaçlıyor. Ve Grok 2 sürümüyle beraber eski sürümlerden çok daha hızlı hale geldi. Çeşitli akademik ve benchmark testlerinde üstün performans gösterdiğini görüyoruz. Örneğin Multimodal Language Understanding testinde %87.5'lik bir başarı elde etti. Human Evaluation testinde ise %88.4'lük bir puan aldı. Diğer yapay zeka araçlarının olduğu tabloya baktığımız zaman Grok 2 beta sürümünün oldukça ileri seviyede bir yapay zeka olduğunu görüyoruz. Az sonra bunu deneyimleyeceğiz ama bizim promptlarımız biraz daha basit şeyler olacak. Her ne kadar görsel oluşturma konusunda biraz karmaşık promptlar hazırlasam da genel olarak gündemi takip edebiliyor muyuz veya ChatGPT'ye sorduğumuz zaman aynı güncelliği koruyabilecek mi? Bunları test edeceğiz. Hemen videomuza geçelim. Evet, bir sekmemizde Grok, diğer sekmemizde ise ChatGPT 4O açık. Şimdi ikisine de biraz kapsamlı komutlar vereceğiz. Bakalım ne kadar güzel görseller oluşturulacak. Aynı zamanda bu görsellerin kaç saniyede oluşturulduğu da önemli. Evet, yine çok ayrıntılı bir komut oluşturduk. İsterseniz videoyu tam da bu anda durdurup okuyabilirsiniz. Her komutu da tek tek okuyup sizin vaktinizi almak istemiyorum. İki komutu da yapay zeka araçlarımızdan oluşturmasını isteyelim. Bakalım hangisi daha hızlı oluşturacak. Evet, ChatGPT bu sefer oluşturmaya başladı ama daha çeyreğine gelmeden Grok oluşturdu. Fakat istediğimiz şeyi tam olarak verdi mi? Mesela Marie Curie'nin parlayan bir şişe içinde yüzdüğünü söylemiştik. Parlayan bir şişe var ama ne yazık ki tam olarak istediğimiz şeyler yok. Yine de ayrıntılı bir görsel oluşturdu. ChatGPT tarafına baktığımızda oldukça ayrıntılı bir görsel oluşturduğunu söyleyebiliriz. Ya, iki görsel de birbirinden güzel olmuş. İkisinde de ayrıntılı sonuçlar elde edebiliyoruz. Son kez görsel oluşturmayı biraz daha basit bir komutla deniyorum. Çok yakın bir çekim ile akşam sofrası kurmuş yemek yiyen bir arı ailesi, tüm arıların çözünürlüğü yüksek olsun ve gerçekçi bir çizim istiyorum dedim ve ikisinde de gönderdim. Evet, ChatGPT yine oluşturuyor ve oluşturdu. Şu an mesela ChatGPT biraz daha erken yaptı. Fakat Grok 2 Mini hala yapmaya devam ediyor. Grok 2 Mini'nin yaptığı biraz daha ayrıntılı ve gerçekçi olmuş gibi geldi bana. Yani bu da çok güzel ama hani arka plan ve alt taraftaki zemin biraz daha güzel. Aradaki tek fark, birinde arılar bal yiyor, diğerinde ise tabak üzerine yemekler koyulmuş. Gayet güzel olmuş bence. İkisi de güzel sonuçlar veriyor. Peki bunları çok aktif kullanmıyorum ama X'te Premium ya da Premium Plus kullanıcısıyım. Diğer yapabileceğim şeyler neler diye soracak olursanız, dilerseniz diğer testlerimize de geçelim. Şimdi Grok 2 Mini sürümüyle beraber artık site içerisinden günlük güncel haberleri alabiliyoruz. Güncel tweetler hakkında bilgi sahibi olabiliyoruz. Ve burada X.com gündeminde bugün ne var diye soracağım. ChatGPT'ye de aynısını yapacağım. Bakalım 4O bizlere nasıl bir sonuç verecek. İkisine de aynı soruyu sorduk ve şu anda X.com gündem 14 Ağustos aranıyor'yu gördük. Şu an mesela X platformunda gündemde olan birkaç konu var ve o konuları tek tek karşımıza çıkartıyor. ChatGPT tarafı da yine 5 tane gündem saydı bizler için ve aynı zamanda bunların kaynaklarını da verdi. Aynı şekilde Grok da aynısını yaptı ve hemen hemen benzer sürede olduğunu görüyoruz. Burada da tweetlere hızlı bir şekilde ulaşabilmemiz de güzel olmuş. İki platformda da gündemde neler olduğunu görebiliyoruz. Şimdi ikisinden de kod yazmasını isteyeceğim. Bana bir hesap makinesi programı oluşturmam için gerekli olan kodu Python dilinden yazar mısın? ChatGPT'ye de aynı soruyu soralım ve bakalım ikisi de yazabilecek mi? Burada yazmaya başladı. Evet, ikisi de yazıyor aynı şekilde. ve hızlarının hemen hemen aynı olduğunu söyleyebiliriz. Şu an mesela henüz tamamlanmadı. Evet, Grok tarafı tamamladı. ChatGPT devam ediyor. Evet, ChatGPT de şimdi tamamladı. İşlemler tamamlandıktan sonra kullanıcı çıkmak isterse Q tuşuna basmalıymış. Bu bilgiyi de aldık. ChatGPT tarafında da yine hızlı bir şekilde tamamlandığını söyleyebiliriz. Yani kod yazma tarafında da ikisi gayet hızlı bir şekilde çalışıyor. Bir de güncel haberlerden bilgi almak istediğimi sordum. Bugün teknoloji basınını ilgilendiren neler var diye sorduğum zaman bakalım ikisinin vereceği cevaplar ne kadar hızlı olacak. Şu an mesela ikisi de web'te arıyor. Evet, cevaplar geldi. Grok tarafında bugün teknoloji basınında ilgi çeken konularda Samsung ve Louis Vuitton ortaklığı, TOG'un Bursa'daki teknoloji kampüsü ve burada güncel haberlerin olduğunu görüyoruz. Alt tarafta da örnekleri karşımıza çıkıyor. ChatGPT tarafına baktığımızda ise macOS Sonoma 14.4 güncellemesi. Yani bu güncelleme aslında yapılalı aylar oldu. Burada güncel bir haber yok. Örnek gösterilen siteye de girdiğimiz zaman güncel bir şey göremiyoruz. Burada ChatGPT'nin bu haberleri aldığı sitelerin kısıtlı olduğunu görüyoruz. Yani 4 tane örnek vermiş ve bu haberler güncel değil. En azından burada mesela 1-2 tanesinin güncel olmadığını görüyorum. Grok tarafında ise direkt örneklerle site içerisinden anında bilgi alabiliyoruz. Zaten X platformunun bir yapay zeka aracı olduğu için başarılı bir şekilde tam entegre çalıştığını söyleyebiliriz. Bunun dışında teknoloji gündeminde olan haberleri özetlemesini isteyebiliriz. Yani bu aslında X'te gezinmek yerine hızlı bir şekilde bir özet almak için de işlevsel olabilir. Ama bunun dışında da farklı işlevleri de bulunuyor. Peki Grok 2'nin Grok 1'den ne farkı var diye soracak olursanız bunu da Grok 2 Mini'ye sorduk ve o bize 5 başlıkta cevap verdi. Grok 1 ile aramızdaki en büyük fark gelişmiş dil modeli yapısı ve güncellenmiş bilgi tabanı olabilir. Fakat spesifik olarak da açıklayabilirim demiş. Gelişmiş yapay zeka, güncel bilgi, kullanıcı etkileşimi, yeni özellikler ve etkileşim biçimi gibi başlıklarda açıkladığını görüyoruz. Yani artık çok daha gelişmiş ve yeni olduğunu söyleyebiliriz. Görsel oluşturma tarafı benim hoşuma gitti. Ama ChatGPT ayrıntılı görseller üretme konusunda biraz daha iyi gibi geldi. Ama bazı görsellerde de Grok 2 Mini'nin öne çıktığı da oldu. Site içerisinden anlık bilgi vermede de günlük güncel haberlere ulaşma konusunda da Grok 2 Mini yine öne geçti. Evet arkadaşlar, bu videomuzda sizler için Grok 2 Mini beta sürümünü test ettik ve bazı konularda ChatGPT ile kıyasladık. Bu aslında bir ön bakış videosu. İki yapay zeka aracının da çok daha derin işler yapabildiğini elbette biliyoruz. Bunun dışında bir makale özetleme, yazı düzenleme gibi özellikleri de kullanabiliriz. Fakat ben biraz daha basit örnekler vermek istedim ama o örnekleri verdiğimizde de yine hemen hemen aynı sonuçlar aldığımı da sizlerle paylaşmış olayım. Yani ikisi de bir makale oluşturuyor ve istediğimiz gibi oluşturmazsa revize verip yeniden yazdırabiliyoruz. Şimdi Grok 2.0 sürümünü sokak diliyle anlat dedim. Tamam kardeşim, Grok 2.0'ı sana sokak diliyle anlatayım. Grok 2.0 çıktı ya, adam gibi adam olmuş. Eskisi gibi değil. Bu sefer tam gaz, her şeyi anlıyor, her şeyi biliyor. Eskiden biraz yavaş çalışırdı. Şimdi hızlı hızlı cevap veriyor. Mükemmel bir cevap olmuş bu arada. Mesela ona bir şey soruyorsun, hemen pat diye cevap geliyor. Sanki senin aklından geçenleri okuyor. O kadar akıllı yani. Evet, bir videomuzun daha yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Grok 2 Mini serüvenimiz bu videodan ibaret değil. Önümüzdeki günlerde yeni komutlar vereceğiz ve yeni şeyler yaptıracağız. Bütün özelliklerini denemeye çalışacağız arkadaşlar. Siz bu video hakkında ne düşünüyorsunuz ve yapmamızı istediğiniz bir test varsa da yine yorumlarınızı okuyor olacağım. Aynı zamanda farklı yapay zeka araçlarıyla karşılaştırmamızı istiyorsanız da yine yorumlarda belirtebilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.